Gabe Newell'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Korsan sadece bir servis sorunudur. Çok değil. Daha bundan 6-7 yıl önce filmleri, dizileri, oyunları, şarkıları legal olarak satın mı alıyordunuz? Yoksa internetten korsan olarak mı indiriyordunuz? Eminim %95'inizin cevabı korsan olarak indiriyorum olacaktır. Peki şu an bu saydığım şeyleri korsan olarak kullanmaya devam ediyor musunuz? Hayır. Neden? Çünkü artık Netflix var. Çünkü artık Steam var. Çünkü artık Spotify var. Bunlar size güzel servis sunuyor. Tek tuşa basıyorsunuz, filminize, dizinize, oyununuza devam ediyorsunuz. Bugün aynı şarkı YouTube'da da var, Spotify'da da var. Peki siz de YouTube'dan beleşi izlemek yerine gidip Spotify'a para veriyorsunuz? Çünkü bunlar size güzel servis sunuyor. Epic Games'e gelirsek. Adamlarda servisin sesi bile yok. Tamamen boktan bir uygulama. Bok çuvalı. Bakın adamlar kendi yaptıkları yol haritasına bile uyamıyorlar. Nisan ayında yapacağız dedikleri şeylerin hiçbir tanesini yapamadılar. Mayıs ayını ertelediler. Şu an Mayıs'ın kaçı? 27'si. Hala bir şey yok. Bugün bir launcher'ın en önemli özelliği olan cloud save'ler bile yok. Şubat ayında getireceğiz dediler. Ama şu an yani Mayıs'a girdik neredeyse. Ama Şubat dediler de hangi yıl demediler. Büyük ihtimalle o yüzden bilmiyoruz. Neyse. Size hiçbir servis sunmamasına geçtim. İzledikleri politikayla birçok insanın nefretini kazanmış bir oluşum. İşte bugün Metro Exodus'tur. Division 2'dir. Borderlands 3'tür. Rocket League'dir. Red Dead Redemption 2'dir. GTA 6'dır. Shrek 5'tir. B-Movie Game 2'dir falan filan. Bu oyunların yayıncısına para vererek oyunu kendi platformlarında satmaya zorluyor. Ve boşu boşuna rekabet müşteriye yarar demeyin. Bunun adı rekabet değil. Bunun adı tekellik. Siz bir oyunu Steam'den almak zorunda değildiniz. O oyunu G2A'den de alabilirdiniz. İşte Kinguin'den de alabilirdiniz. Durma Play'den de alabilirsiniz. Play Store'dan da alabilirdiniz. Onun bunun her türlü mağazadan alabiliyordunuz. Ama bugün Metro Exodus'u almak istiyorsanız sadece Epic Games Store'dan alabiliyorsunuz. İşte bunun adı tekellik oluyor. Ama en komiği de ne biliyor musunuz? Satmıyor. Gerçekten satmıyor abi, sıfır. Mal gibi ortada kalıyorlar. Mesela Metro Exodus. Sizce Metro Exodus sattı mı? 2018'in sonunda Epic Games bir basın konferansında şunu söyledi. Metro Exodus çıkış haftasında Steam'de çıkan son oyun olan Metro Last Light'a göre 2,5 kat daha fazla sattı. Ha, demek öyle. Güzel. Bayağı çok büyük bir başarı ha yalnız. Bu cümleyi biraz açalım mı? 2019 yılında çıkmış popüler bir serinin 3. oyunu olan Metro Exodus, 2013 yılında çıkmış, o zamanlar pek fazla bilinmeyen serinin 2. oyununa göre 2,5 kat daha fazla sattı. Vay be. Peki Metro Exodus kaç sattı abi? Abi şey işte Metro Last Light'ın 2,5 katı. 2,5 kat ne abi? Niye rakam açıklayamıyorsunuz? Geçen haftalarda THQ Nordic, Metro Exodus'un yayıncı firması, bir rapor sundu. Bu rapora göre Metro Exodus'un satışlarının çok büyük bir çoğunluğu konsollardan geliyormuş. Çok büyük bir çoğunluğu. Epic Games'teki satışlar hakkında bir soruyu cevaplamadılar. Sadece oyunun PC platformdaki satışlarının sene başında iyi olduğunu söylediler. Sene başında. Yani oyunun Steam'de olduğu zaman. Yani ben şuna eminim. Oyunu Steam'de olduğu ufak sürede Epic Games'te olduğu 6 aylık süreden çok daha fazla sattı. Ama durun, daha bomba yere gelmedik. Bu haberden 2 gün sonra Tim Sweeney, Epic Games'in başındaki şeytan, şu haberi paylaştı. Rapor güncellenmiş. Aslında Metro Exodus Epic Games'e çok güzel satmış ya. Çok iyi satmış, harika satmış. Bir numaralı dijital mağazaymış. Teşekkürler Epic Games. Evet, insanın parası olunca gerçekten istediği her şeyi yaptırabiliyor. Neyse ben de gittim daha 2 gün önceki gerçek haberi paylaştım. Daha 2 gün önce böyleyken ne oldu da birden Epic Games bir numara haline geldi diye. Adam bana şu cevabı verdi. Şimdi adamın verdiği cevabın konuyla alakası bile yok. Onu geçtim. Adam burada açık açık diyor ki oyun o PC'deki Skillbox'tan launcher'da
Koskoca PlayStation'dan daha fazla satmış. Vay be. Helal olsun lan. Şimdi bugün PC platformu için en kullanıcı dostu oyun diyebileceğimiz olan Witcher 3 bile, çünkü Witcher serisinin odak noktası her zaman PC'ydi. İlk oyun sadece PC'ye çıktı. Witcher 3 için en iyi performansı PC'de alabileceğinizi söylediler. Oyun her yerde çok uygun fiyattan çıktı. Türkiye'de bile 70 liradan çıktı. Oyuna sürekli çok güzel indirim yaptılar, çok güzel destek sağladılar. Bu Witcher 3'ün bile satışlarının sadece %45'i PC için. %55'i konsollar. Witcher 3'ün bile %45 iken Metro Exodus neredeyse %40 satmış ya. Çünkü burada basit bir matematik denklemi yaparsak Metro Exodus satışlarının %35 ile %45 arasında olması lazım. Kısacası arkadaşlar, adamların yol haritasından tutup paylaştığı bilgilere kadar her şey yalan dolan. Beni asıl merak ettiren soru ne biliyor musunuz? Bu para nereden geliyor? Bugün Detroit sadece 20 lira. Ha bir saniye bir saniye. Detroit demişken hemen küçük bir parantez açayım. Aramızda bazı arkadaşlar var. Bu PlayStation'a özel çıkmış olan Detroit'tir, Beyond Two Souls'tur. Bu oyunları PC'ye Epic Games'in getirdiğini zannediyorlar. Hayır arkadaşlar, bu oyunları PC'ye Epic Games getirmedi. Quantic Dream'in Sony ile olan sözleşmesi zaten bitmişti. Çinli bir firmadan da güzel bir yatırım aldılar. Quantic Dream multiplatform bir şirket oldu. Oyunlarını zaten PC'ye getireceklerdi. Tabii PC'ye getirmek demek, Steam'e getirmek demek. Çünkü PC oyunculuğu Steam'dir. Ama Epic Games her zamanki gibi araya girip bir yıllık bir sözleşme imzaladı. Neyse, konuya dönüyorum. Bugün Detroit'i 20 liraya alabiliyorsunuz. Oyunun normal fiyatı 80 TL. Bu aradaki 60 TL'lik farkı Epic Games ödüyor. Fiyatın 4'te 3'ünü Epic Games ödüyor. Ve bunu tüm oyuna da yapıyorlar. Bu anlaşma yaptıkları şirketlere, firmalara, yapımcılara, yayıncılara milyonlarca dolar ödüyorlar. Bugün Avengers'ın son filmine gidiyorsunuz, yine karşınıza Fortnite çıkıyor. Kim bilir o 5 saniye için kaç milyon dolar ödemişlerdir. Bu adam orada ne kadar çok para var ya? Tamam şimdi Fortnite aptal orospu çocuğu mekanı, aptallarda da para kazanmak çok basit bir iş ama ben yine bu kadar beklemiyordum yani. Neyse, şimdi eğer kanalı çok yakından takip eden varsa şu soruyu sorabilir. E kardeşim sen burada Epic Games'e sürekli laf atıyorsun ama sen videolarında daha önce Epic Games'e çıkan oyunların reklamını yaptın. Neden? Çünkü ben küçük yapımcıların Epic Games'e geçmesinde bir yanlış görmüyorum. Çünkü bu indie adını verdiğimiz küçük yapımcılar zaten hali ortada. Oyunun bütçesi belli, ne kadar satacağı belli. Steam'in de gelip buradan %30 vergi alması bana da yanlış geliyor. Ama altını çiziyorum. Küçük yapımcılar. Eğer küçük yapımcılar popüler olmak yerine parayı seçiyorlarsa, eyvallah abi yani bir şey demem. Mesela dediğim gibi Satış Factory çok güzel bir oyun. Ama Steam yerine Epic Games'i seçti. Sonuç olarak çok iyi para kazandılar. Ama unutuldu gitti abi. Şu an oyunu kimse siklemiyor. Eminim bu oyun Steam'de olsaydı popüler bir oyun olabilirdi. Ama adamların seçimi. Yani benim o da benim diyeceğim bir şey yok. Büyük yapımcılara gelirsek Steam'in %30 vergi alması çok doğal. Neden? Burada da Sekiro hakkında konuşalım. Bugün Sekiro PlayStation'da da satılıyor, Xbox'a da satılıyor. Siz sanıyor musunuz ki bu oyunu PlayStation'dan veya Xbox'tan aldığınızda paranızın tamamı Sekiro'ya gidiyor? Hayır. PlayStation'da %30 alıyor, Xbox'ta %30 alıyor. Bu %30'u kesilme her yerde aynı. Ama Steam hala çok daha avantajlı. Çünkü videonun başında da dediğim gibi, siz bir oyunu Steam'den almak zorunda değilsiniz. Onlarca farklı site var. Bugün Sekiro'nun %70'i Steam'den alınmış, %30'u da farklı sitelerden. Veya Devil May Cry 5'e bakın. %47'si Steam'den, %53'ü Steam dışından. Peki Steam, bu %53'ten, yani Steam dışında olan alışverişlerden ne kadar kazandı? Sıfır. Bildiğin sıfır abi. Oyunu Steam'de aktifleştiriyorsunuz. Steam'in size sunduğu servisleri kullanıyorsunuz ama Steam'e hiç para ödemiyorsunuz. Yani bırakın da adamlar kalan %47'den %30 vergi alsın. Steam'de bedavaya çalışmıyor yani. Benim için bir oyunu Epic Games'ten almakla korsan indirmek arasında hiçbir fark yok.
Sadece bir tanesinde oyuna boş boş para ödüyorum. Zaten bu oyunun yapımcısı oyununu Steam'e değil de Epic Games'e getirerek beni düşünmediğini göstermiştir. He, o zaman ben niye bu adamı düşüneyim? Epic Games hakkındaki tüm görüşlerim bunlardır arkadaşlar. Lütfen bu videodaki söylediklerimin, hatta genel olarak şu videoların hepsinin benim kişisel görüşüm olduğunu unutmayın. Normalde şu an 5.000, 10.000 abone olsaydım çok daha uzun, çok daha sert sövdüğüm bir video hazırlardım. Ama kitle biraz büyüyünce kelimeleri biraz daha doğru seçmek gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Videoyu kapatmadan önce son bir şey söylemek istiyorum. Kendim hakkında. Şimdi ben dışarıdan bakıldığında birçok şeyin fanı veya birçok şeyin hater yani düşmanı olarak gözükebilirim. Ama aslında öyle biri değilim. Mesela son videolarda genelde bana konsol düşmanı diyorlar. Ama hayır, ben konsol düşmanı değilim. Benim evimde PlayStation 4 bile var. Onlarca oyunu ben PlayStation'dan oynuyorum. Ama ben PlayStation'dan oyun oynuyorum diye niye PlayStation'ı savunayım ki? Niye onu babamın malı olarak göreyim? Bu durum Türklerde çok var ya. Galatasaray şampiyon olmuş. Evine zarzor iki tane ekmek götüren adam elinde bebekle fotoğraf atıyor. Bu sene de şampiyon olduk diye. Ulan sen kimsin amına koyayım? Sen mi şampiyon oldun? Sana ne katkısı oldu bunun? Neyse, çok uzadı. Şimşek McQueen'in şu sözünü unutmayın. Epic Games'ten oyun almayın.